Yani depremde zor tabii yani o süreç geçmek bilmedi. 5 gün boyunca enkaz başında ailemle dostlarımla beraber bir an önce çıkarılmaları için bekledik, dua ettik yani. Elimizden bir şey gelmedi. Sağ olsun AFAD, jandarma, özel bireysel ekipler yani tüm burada çalışanlardan herkesten Allah razı olsun. Çok yardımcı oldular. Kendi canlarını içe saydılar bazen. Sürekli moral vermeye çalıştılar bize. Yani evladımı, karımı, diğer insanları kurtarmak için elinden geleni yaptılar yani. Öncelik tabii ev konusu var. Ev işi çözülmek üzere. Zaten evin içine girdiğimiz zaman muhtemelen her şey çorap söküğü gibi gelecek. Ondan sonra bir psikolojik tedavi sürecimiz var üçümüzün de. Ondan sonra normal yaşamıza mecburen devam etmek zorunda kalacağız yani. Ya piknik değil yani annesinin geleceğini zannediyor. Eşim ona babam bizi gelecek kurtaracak merak etme. İmdat diye bağır demiş enkaz altında. Bir süre konuşmuşlar. Ondan sonra işte baba beni kurtardın annemi de kurtardın mı? Doktorlar tedavi mi ediyor falan gibisinden. O tarz sorular soruyor yani. Yani çıkarken özellikle hastaneden herkes istedi ki böyle kameralar olsun, işte bakanlar, şeyler, milletvekilleri şaşalı bir çıkış bekledi herkes ama yani ben öyle bir şey niye bekler insanlar anlamış değilim. Ben özellikle bütün gazetecilere pazartesi çıkacağımızı söyledim. Ben cumartesi çıkacağımızı biliyordum. Ondan sonra çorap konusu çok paylaşıldı. Yani çocuğun ayak enkazdan çıktı, yaralar var. Çok sızlıyordu, çorap giydiremedik. Üstüne mont giydirdim, sardım, sarmaladım. Artı araba mevzusu oldu. Arabada yani arkadaşımın arabası istediler ki en iyi şekilde çocuk evine gitsin. Sıcak bir şekilde yuvasına kavuşsun yani. Benim de normal hali vakti yerinde bir arabam var ama arkadaşlarım sağ olsun hiçbir zaman yalnız bırakmadılar o konularda da yani. Arkada. Burası düşer. Dur abi çekil. Bu adam düşüyor mu? Şu an yarım yolun demire takılmış. Bak. 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 B